Bak bak bak, bizi gösteriyor. Bak bak bak. Hayal kırıklığı ve gözyaşı. Abi evet, gerçekten. YouTuberlık. Önermiyorum. Açtım. Yayındayız. Yayındayız. Merhabalar herkese efendim. Bugün Koç Üniversitesi'ne laba gidiyoruz. Şu arkadaşın deneylerine yardım edeceğim. Üstün yetenek ve bilgi ve becerilerimle. Elif Su. Lise arkadaşım. Önceki videolardan beni tanıyan tanıyordur umarım. Dövme de yaptırmıştık. Shuttle'a giriyoruz. Bu okulun shuttle'ı varmış. Şu an Zekeriya Köy'deyiz. Koç Üniversitesi'nde laboratuvarda mikrobiyoloğun günü. Moleküler biyolog. Moleküler biyolog. Çok pardon. Utandım. Moleküler biyoloğun bilgini. Kesinlikle bir moleküler biyoloğun günü ya. Koç'taki shuttle'da bu uzun ince yolda. Ben de. Şimdi size bir koç vazgeçilmesi Nero'dan kahve alacağız. Okulda her ay tatlı olmayı neden Nero'lar açık oluyor? Fun fact. Kahvesiz aslan. Evet, koca giriş yaptık. Shuttle bizi... Shuttle mu shuttle? Shuttle. Shuttle bizi indirdi. Gittim, kimliğimi teslim edip ziyar çıkartı aldım falan. Dedik, ilk kez mi geliyorsun dedim. Evet, ilk seferim. İlkin günah olmazmış. Şimdi yokuş aşağı sallanacakmışız. Elif dediğine göre biraz yürüyecekmişiz. Biraz tırsmadım değil. Biraz yokuş aşağı yürüyeceğiz. Bu arada ilk kez gelmiyorsun. Lise gezisinde de ama gelmiştik. Ama sayılmıyor. Ben buraları hatırlamıyorum ki. Doğru, ben de hatırlamıyorum. Denize sis vurmuş. Çok görünmüyor da. Normalde orada bir deniz var. Ama ufuk çizgisi kaybolmuş. Aa, deniz mi? Aynen. Aslında arkası Karadeniz bayağı. Behbi Koç'un yolundan ilerliyorum. Çimenleri meşhur. Öyle mi? Bizim bu kadar çimenimiz var. İnsanları point evet. Ediyormuşum gibi oldu. Evet, baktılar. Buraya hatırlıyorum. Buraya 11. sınıfta gelmiştik yine Elif'le. Ve ben bu arada benim en çok istediğim okul Koç Üniversitesi. Koç tıp istiyordum. İlk 91'le alıyordu. Ben tabii ki giremedim. 3700. falan oldum çünkü. Neyse, buradan bir tane jelibon almıştım otomatlardan. Böyle küçücük bir jelibon. Bu jelibonu saklamıştım Koç'u kazanınca şey yapacağım diye. Yiyeceğim diye. Sonra ben sınava hazırlanırken yedim bu arada. Ve Koç'u da kazanamadım. Yemeseydin kazanırdın belki. Şu sallanan ışık beni çok etkiliyor. Seviyorum yani, güzel bence. Ben günün kapısının iki tarafında da aslan olmasına etkileniyorum. Aa, aslan mı varmış? Aynen, aslan heykelleri vardı. Yaptırıyor buraya yanlış bilmiyorsam. Ve yanlış biliyorsam da gidin araştırın. Amerika'da bir Ivy League bir okulu ziyaret ediyor ve binalara bayılıyor, böyle binaların mimarisine. Koç Üniversitesi'ni yaptıracağı zamanlar diyor ki buranın binaları da böyle olsun. Ve peki katan da mimarisine falan çok dikkat ediyorlar. Tasarımı çok iyi kampüsün. Aşağıda tüneller var. Oha. En uçtan yani buradan en aşağı kadar giden tünel var. Yokuş aşağı yapılmış. Yokuş aşağı yapıldığı için her binanın seviyesi farklı. Bir binada birinci kattayken diğer fakülteye geçtiğinde ikinci katta oluyorsun falan böyle. Binalar arası geçişler var. Öyle değişik bir muhabbet var. Behbi Koç'un beğendiği ve burasını böyle yapacağım dediği özendiği binalar da aslında Osmanlı Üniversitesi'ne özenilmiş binalardı. Binalar buluş. Kopya'nın kopyası oluyor yani bir nevi. Özümüze dönmüşüz yani. Özümüze dönmüş oluyoruz, aynen. Bir de size minik bir Odeon hikayesi. Şu an Odeon'a bakıyorsunuz. Bu Koç'la ilgili değil. Odeon Amfi demek. Nickelodeon var ya, kanal olan. TV kanalı. Aynen, ha, Nickelodeon. Okay. Nickelodeon, nickel Odeon. Bir nickel'lık sinema demekmiş eskiden. Hani bir nickel'lık film. Odeon eskiden filmlerin izlendiği yer Amerika'da. Oradan geliyor yani. Oha. Nickel böyle 1 cent, 5 cent falan aslında Amerika'da. Yani. Aynen, bayağı ucuz filmler anlamında. Bu kızın Odeon dediği yer burası. Biz de burada oturuyoruz bu arada. O kadar kıskandım ki böyle İngiltere'deyken hava açıktı ve böyle şey diyorum. Abi İngiltere'de bile güneş var, burada niye yok? Gerçekten yoktu. Çok depresyonluydu biliyor musun? Uykacık girdik yani.
sanatsal bilimler almışsın. Tarih eserleriyle birlikte çeşitli kazılardan çıkarttıkları çalmışlar. Sonraki fen bilimlerinin avlusu olması lazım. Ondan sonra mühendislik avlusu, sonra SNA avlusu. SNA da benim avlusum. SNA ne? SNA Nusret Arsel. Amin. Arsel çifti. Mühendisliğin avlusunda şey vardı, traktör gibi bir şey vardı. Her avluda genelde o bölümle ilgili şeyler oluyor. Fen bilimlerinin avlusu. Çarklar var. Çok iyiymiş ama avlu avlu olması ya. Ha, bu kadarcık. Burada olabilirdim. Minicik. Biraz daha ders olsaydı. Afiyet sığmıyor çocuklar. Bizim bina normalde kampüs aslında burada bitiyor ilk yapıldığında. Semaklu SNA binası benim olduğum bina sonradan yapılıyor. Yaklaşık 7-8 sene önce bile yapılıyor. Aha, binaya girdik, binadan çıktık. Aynen. Sürekli geçişler var dedim ya. Hı, şurayı çok güzel yapmışlar. Bu bina yeniden yapılıyor işte böyle. Üstü manzarası çok güzel. Seni oraya da çıkartacağım işte. Çıkarttım. Sen. Daha kampüsün en alçak zeminindeyiz. Dikkat ettiyseniz. Yaklaşık 4 kat falan merdiven indik. Oha. Ve bu binanın altında 2 kat daha var. Şu an gördüğünüz kadar 2 kat daha var. Böyle bayağı. Gömük yapmışlar. Üst kattan full laplar, benim laplarım üst katlarda aynı. Nice. Bir Nero daha. Tam acil kahve ihtiyacım olursa buradan karşılayacağım. Aa, antrenman var İpek. Aa, yes. Gidelim. Buradan izleyebiliyorsun burada balkondan. Oha, çok yakın seni. Aynen. Gel, ben seni balkona götüreyim. Gel. Çok iyi. Cheerleader'lık yapayım mı? Başlangıçlarında yap. Bak bak bak, bizi gösteriyor. Bak bak bak. Köpek mi? Hayır, koç. Solda koç var. Ha. Niye sallıyor ama? Ne sallayacaktım? Şuraya bakıyor gibiydi. Erkeklerin götünü çekiyoruz. Biraz illegal gibi hissettiriyor. Yani İpeklerle alakalı bilmeniz gereken bir şey. Amerikan futbolu manyağıyım. Çok hype'lanıyorum ama böyle şey, takımları takip edeyim, kim şampiyon olmuş falan değil. Tamamen kaslı erkek. Yani... Aaa, dizleri yere değmiyor. Aferin lan, çalışın. Çalış. Aa, bir tane de köpek var. Evet, dedin mi sen köpüş var diye? Ya of, en su. Ne? Ulan bir de seni buraya mı getireyim? Hayır, tam olarak şu anın hayalini kurmuyor muyduk? Evet. Amerika futbolu riske koçtu. Bunlar neydi ya? Bunların takımın adı neydi? Rams, koç Rams. Heh, sen bilirsin. Come on Rams. Aha, gidiyorlar. Hadi bakalım. Allah. Şimdi bize doğru ne yapacağız? Aynen. Come on. Aa, bir tane kadın var. Nerede? Aa, en önde. Kadın saçı değil o. Uzun. Saçı uzun erkek. Iy, çok pis şey yaptık. Cinsiyetçilik oldu şu an. Bunu keser misiniz? Ben koyamam. Lan eşit zıplasanız aynı anda. O bir tanesi çok minik minik zıplıyor. Numaralarını göremiyorum. Hadi favori seç bir tane. Ama bunlar daha yeni çalışmaya başlamış klirde. O yüzden daha şerife girmemişler yani. Şu an... Yaklaşık 8 seneki önceki İpek de... 8 seneki önceki İpek. Geldik ulan, izliyoruz. Amerikan futbol antrenmanı aynen. İzliyoruz seninle. Onun için yapıyoruz gibi düşün. Evet, onun için. 18 çok iyi oynuyor ha. 18 nerede? Şurada. Baştan, ha. Sol baştan ikinci. Aynen. Az önce minicik zıplayan da 18'di. Öyle biraz eğleniriz. Haydi efeler. Aynen. Fizyoloji alanında Nobel alan insanlar ve ne için Nobel aldıkları yazıyor. 1901 ile başlıyor. Emil von Behring ile başlıyor. Aa, Behring. Bir especially sensitive term. Dig diyorlar. Ha, tamam, bunlar Türkçe. Tüm kurum doğru. Günter Brom. Günter Almanmış. Ben de baktım Günter olduğu için. Eindhoven. Boş duvar kalmış mı yenilerine eklemek için? Fakir annem, hoş geldin. Ama bir şey değil mi? Tam önce gördüğüm gözüme bakım dağılmışlardan ötürü. Bir kitap bize kızabilir. Hocam, ölümsüzlüğü bulmuşsun. Ama benim için yine bence görece düzenli. Aa, nasıl evet, ben de çalışıyorum. Yes. Mi, mo. Çok güzelmiş. Evet, anlat bakalım, ne? Yani çok karışık. Şimdi...
triggerlandım biraz. Yani aslında bilinen şeyler vardır. Peki bence. Hala düşünüyorum. Başla, ne yapacaksın? Vücut kültürüne gireceğim. Burada bir şey yapmayacağım şu anda. Ulan bunları göster. Bunlar ne? Tip kutuları. Bunlar tipler. Bu binlik, yüzlük, yirmilik tiplerimiz. Makro pipet. Mikro pipet. Pipet işte neyse ya. Pipet. Bu da ucundaki tip. Şuna basınca da atıyorsun. Çok bir miktarla. Mikrolitre almak için. Biz mikrolitrelerle çalışıyoruz. 2-20 mikrolitresi çekiyor. Ya böyle ben direkt 7-76 mikrolitre çekebilirim bunu. Böyle basıyorsun, sıvının içine sokuyorsun, çekiyorsun, sıvıyı çekiyor, sonra aynen bırakıyorsun. İki basamaklı bırakırken. Öyle. Sonra tipi bakayım, tık diye atıyorsun. Bakayım bakayım. Alırken en dibine basmıyorsun. Ha. Alırken ilk basamağa kadar basıyorsun. Yes. Aynen. Sonra verirken ikinciye kadar basıyorsun. Yes. Sonra da. Ben sana en de tüp vereyim, sen istersen. Bunu şöyle takıyorsun canım, hücre kütüğünde göreceksin. Böyle takıp bunu ML çekiyorsun, 10 ML'lik bu mesela. Niye o kadar büyük? Bazen de çok büyük sıvılara ihtiyacım oluyor çünkü. Bu an doktor olmasa mıydı? İnsan görmemiş. Elif, ben galiba vazgeçtim doktor olmaktan. Tamam, gel burada kal. Emin ol, kendi kendine değilsin. Kendi kendinesin Karina. Benim defterim, yeni deftere başladım. Eski defterimi göstereyim istersen biraz. Böyle sonuçları geçiştiriyordum. Analizlerim, testlerim. Bunlar protokoller. Mesela temizlerken işini öleceğim. Yes. Bunlardan koyacağım. Kaybetmeyelim. O yüzden hep burada. Hani ilgili çalar falan. Bayağı bu arada akademik. Sıkıntı yani. Disiplin. İyiyim. Böyle. Şurada bir gülücük gördüm. Ekrafonun dışında kapanacağı için tutmaya çalışıyorum. Bunları attım. Hayal kırıklığı ve gözyaşı. Hı. Evet, yeni defterimiz. Bugün ne yapacağız? Bugün sizinle flow cytometry yapacağız arkadaşlar. GFP pozitif popülasyonu inceleyeceğiz. GFP ne? Green fluorescent protein. Yani fluorescent bakacağız. My goodies. Kırtasiye çalın. Gel. Çocuk kutuna girmeden önce bilmen gerekenler. Burada bakteriyle çalıştığımız için, burada dokundu yani. Çocuk kültürü memeli hücrelerle çalıştığımız için steril olmamız gereken bir alan. O yüzden eldiven takıyoruz, elimize hep alkollüyoruz. Sakın bir şey elleme. Tamam. Ve dışarıda bir şey dokunduysan genelde eldiven değiştiriyorsun veya dokunmuyorsun hiçbir şey. Tamam. Böyle bir boş boş bakıyorum. Cleaning liquid. Ama eğlenceli. Bir şeyler anlamaya çalışıyorum falan. Boş. Cleaning liquid bu. Okey. Deterjan gibi. Gerçekten. Şey yapacağım. Bazen mesela Nero'da buz bitiyor yazın.
Ve biz böyle şeyi sorguluyoruz. Bu buzu kullanabilir miyiz? Bence kullanabilirsiniz. Bence net yani kullanamayız. Bir tanesini ağzıma atsam olur gibi geliyor bana. Sakın atma. Çok harbi bakteri, etilin, bromel, kontamin, neyse valla yapırsın. Benim hücrelerim halleder onu ya. Abi biz burada genetikle engineering bakteri kullanıyoruz. Yenilerini mi vereceğim? Aynen. Ha. Eski müdüm çekip yeni müdüm veriyorsun. Birisi bunu şarja takmamış, bunun şarjı da bitmiş mesela. Şimdi hücrelerinin yemeklerini verdin. Geri mi koyuyorsun? Evet, arkadaşım hücrelerinin yemeklerini verdim. Bayağı hücre annesilik yaptım anneciğim. Evet, harika. Şey, nişanlandı mı? Valla Elif bir şeyler diyor işte. PBS diyor, bu hücre diyor, OKS diyor bir şeyler. SOX falan. Sen de biliyordur, hatırlarsın. Gördünüz bunları. RNA, DNA falan. RNA. Yok, ben de yok. Arkadaşım amelelik yapıyor. Ben de oturup onu yapıyorum. Geçmiş işçi bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çöken hücreler. Abi evet, gerçekten YouTuber'lık. Rüj gösterildi. Pelet gösterdik. Ne şimdi bu? Bunu sana anlatırayım, anlat. Ne şimdi bu? Hücre. Çökmüş hücre. Ne hücresi? Human embryonic kidney cells immortalized. Tek 293 T diye geçiyor bunlar. Şu an senin yaptığın deneyi başka biri yapacak sayende. Oha. Ne? Hücreler. Çok cool duruyorsun. Evet, bugün Elif Su Kartal'laydık. Elif Su Kartal, bize kendinden bahseder misin? 2022'de Boğaziçi Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik lisansıyla mezun oldum. Sonrasında 2022 Şubat'ta Koç Üniversitesi'nde hücresel ve moleküler tıp bölümüne kabul aldım, yüksek lisans programına. Yüksek lisans programının şu an ikinci senesindeyim. Koç Üniversitesi'ni gezdirmiş oluyorum size. Önermiyorum. Güzel bir bitiş oldu. Koç bana burs bile vermiyor bu arada. TÜBİTAK projesinden para alıyorum. Koç TÜBİTAK projesinden burs aldığımız için bize hiçbir şey vermiyor. Yüksek lisansları yurt da vermiyor. Yemek kartı da vermiyor. Ayrıca yemekhanesinin yemekleri de çok kötü. Bunların hepsi kayda geçsin. Tamam. Gençliğin sesi İpek Canaydın. Evet. Koç turumuz ve laboratuvar turumuzun sonuna geldik efendim. Herkese başarılar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Bunu takip etmeyi unutmayın.